Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar toplu sözleşmeleri yapılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nda da toplu sözleşmesi yapılacak. Bir aylık arada arkadaşlar bu bir aylık yasaklarda hem kamu çerçeve protokolü hem Adalet Bakanlık toplu sözleşmesi hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki toplu sözleşmesi, Sağlık Bakanlığı'ndaki toplu sözleşmesi bunlar aksadı arkadaşlar bir aylık yasak geldi biliyorsunuz. 17 önce 17 günlük bir yasak vardı. Ardından 1 Haziran'a kadar sendikal faaliyetler durduruldu için ama Sağlık Bakanlığı'ndaki 2020 toplu sözleşmesi için işçiler adına 21 madde özel olarak değerlendiği işçilerin isteklerini bu videoda derledik arkadaşlar. Eğer siz de Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçiyseniz eğer bu isteklerin yerine gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen bu videoyu Facebook gruplarında, Twitter'da nerede istiyorsanız orada paylaşın arkadaşlar sesiniz duyulsun diyorum başlıyorum. Eski kamu işleriyle iş kurdan işçilere verilen tayin hakkı anayasanın eşitlik ilkesine göre 696 KHK'lı işçilere de verilmesi sağlanmalıdır arkadaşlar. Bu elzemdir. Büyük bir ayrımcılık var burada. Umarım bu bir an önce son bulur. Bir Cumhurbaşkanı'nın bir vereceği yönetmeli bu kadar basit arkadaşlar çıkması. Resmi gazetede 3-5 satırlık bir yazı yazacak. işte 690 KYK'lı işlerin şu maddesi kaldırılmıştı diyecek. Bu kadar basit ama maalesef aylardır durmaya devam ediyor. Taban yevmiyesi asgari ücretten düşük olan işlerin taban yevmiyesi net 150 TL'ye, brüt 180 TL'ye çıkarılmalı. Eğitim farkı lisans, lisans üstü, ön lisans, lise ve benzeri eğitim farkı mutlaka olmalıdır. Her ay net üniversite lisans mezunu işleri 400 TL, ön lisans işleri 250 TL, lise mezunu işçilere 100 TL eğitim farkı ödenmelidir. Kıdem farkı, çalışma yıl farkı, 1 yıl çalışan ile 10-15 yıl çalışan arasında kıdem farkı mutlaka olmalıdır. Bu mesela arkadaşlar, <laughs> bu mesela arkadaşlar memurlarda vardır. Memurlar her sene 3 lira 5 lira maaşlar artar arkadaşlar. Derece kademe farkından dolayı mesela yeni başlayan bir memurla atıyorum bir 35 senelik bir memur arasında maaş anlamında nereden baksanız arkadaşlar bir %20 %25'lik bir fark vardır. Biri 4 alıyorsa öbürü 5,5 6 alır arkadaşlar. Çünkü kıdem farkı vardır. Çalıştığı yıllar her yıl 3 lira 5 lira artar arkadaşlar. Memurlarda böyledir. Her yıl için net 50 TL kıdem farkı her ay maaşa eklenmelidir. Taban yemiyeleri kıdem çalışma yıl farkı ve eğitim düzeyine göre belirlenmeli ve en düşük taban yemeği net 150 TL olmalıdır. Çocuk sayısına göre çocuk nakdi yardım ve öğrenci sayısına göre eğitim yardım mutlaka olmalıdır. 696'lı KHK'lı işleri tayin hakkı ve kurum değiştirme hakkı verilmelidir. Burada da maalesef bir ayrımcılık var. İş kurdan işe girenler eski kadrolu işleri arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nda. Becaiş hakkı, tayin hakkı var. Karşılıklı yer değiştirme olayı var. Ama 696 KYK ile kadro geçen işçi arkadaşlarımıza maalesef böyle bir durum yok. Hatta geçen günlerde bu resmi duyuruyu da sizlere duyurmuştuk hatırlarsınız. Sağlık Bakanlığı çalışan işlerin tayin hakları ile alakalı resmi duyuruyu duyurmuştuk ve onlara 696 KHK'lı işçilerin yer almadığını söylemiştik. Hatta bazı işçi arkadaşlarımız Olsun ben şansımı deneyeceğim diye 696 KYK ile kadroya geçen işçi arkadaşlarımız tayin için dilekçe vermişti kurumlarına. Eğer siz de böyle bir durumdaysanız arkadaşlar videonun altına mail adresini bırakıyorum. Red yazısı gelecek size muhtemelen. O red yazısını bize gönderin onu videolaştıralım arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer Sağlık bakanlık işçi arkadaşlarımıza sesleniyorum. Evet devam ediyorum. Haftalık çalışma süresinin 40 saat olması. Bu da arkadaşlar genelde iyi toplu sözleşmelerinde oluyor. Ama toplu sözleşmelerin %99'unda haftalık çalışma saati 45 saat maalesef arkadaşlar. Umarım, umuyorum ki Sağlık Bakanı yeni toplu sözleşmesinde 40 saat olur. %13 olan hizmet zammının %30 mutlaka çıkarılması gerekir. Teknik servis hizmeti bedeline yakın oran olmalı. Ramazan ve Kurban Bayramı dini bayramlarda net 1500 TL bayram yardım olmalı. Devlet su işleri işleri tis olduğu gibi arkadaşlar. Onlarda 1500 TL bayram yardımı var. Umuyorum ki çıkar arkadaşlar. Sosyal yardım net 800 TL'ye çıkarılmalı. Yılda bir verilen ek ödeme net 1000 TL'ye çıkarılmalı. İşçilerin ünvanlarına göre iş görev tanımlarının açık ve net şekilde yapılmalı. Riskli birimlerde çalışanların risk primi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle olmalı. Üniversite mezun işleri, hastane yöneticisi, müdür, müdür yardımcısı vesaire olma hakkı verilmesi ve memurlar gibi işçi kadrosuna geri dönme hakkı verilmesi istiyoruz. Burada da haklılar. Üniversite mezun işçiler hastane yöneticisi olsun, müdür olsun, müdür yardımcısı olsun, aynı memurlar gibi de olmasın. Kreş olmayan kurumlarda işçilere aylık net 1500 TL kreş yardımı olmalı. Kreş olmayan yerlerde arkadaşlar hakikaten evet, anne baba çalışıyorsa ve çocuğunu bırakacak bir yer yoksa kreşler ateş pahası en az 1000 lira 1500 lira aylık para veriyorsunuz. Dediğim gibi eğer bırakmayınız yoksa anne baba yoksa etrafınızda karı koca çalışıyorsanız kreşler maaşın en azından birinizin maaşının üçte birini alıp götürüyor arkadaşlar. Büyük şehirlerde yaşayan işlere her ay büyük şehir geçim yardımı net 300 TL verilmeli. 696'lı KKK işçileri zorun emeklilik kaldırılmalı. Bu da yine bir ayrımcılık. Bu da bir yönetmeliğe bakılıyor. Çok basit. Resmi gazetede yayınlanacak bir yönetmelik değişikliğiyle 2-3 dakikalık bir yazıyla bu iş kaldırılır ama maalesef aylardır bu problemde devam ediyor. Biz de sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Giyim yardımı net 400 TL olmalı. Giyim kıyafet memurlar gibi olmalı. İşçiler özel birimler hariç işçilerin kıyafetleri memur yönetmeliğindeki gibi olmalı. 696'lı KK ile kamuya alınan işlerin iş sözleşmesinde kurumun madde koyup asgari ücretin yüzde fazlasını alır deyip boş bıraktığı yere oran neyse sözleşmesine hazırlanan kurumun oran yazması sağlamalı ve işlerin yasal hakkı olan yüzdelik farkları ödenmeli. Pandemi sürecince üstün hizmet veren sağlık işçilerine ödül olarak taban yemiyesi düşük olan işlerin yemiyesi en az 150 TL yükseltilerek Sağlık işçilerinin taban yemeği pandemi pandem sürecinde verdikleri hizmetten dolayı en yüksek taban yemeğe verilmelidir. Sendikanın bu hassas dönemde pandemiyle mücadele eden pandeki pandemi ek ücreti verilmeye sağlık işçilerine bu ve en iyi hakları alması için sendikanın ve sağlık işçilerinin elinin en güçlü olduğu süreçteyiz tabii ki arkadaşlar. Korona dönemi evet sağlık işçilerinin elinin en güçlü olduğu dönem bu dönem arkadaşlar. Bu süreç iyi değerlendirilip sağlık işçilerinin istediği tüm haklar alınmalıdır arkadaşlar. Evet. Bizim aklımıza gelen bütün maddeleri sıraladık. Varsa unuttuğumuz bir şey arkadaşlar videonun altına yazın sizde. Onları da ekleyelim. Ayrıca dün Sağlık Bakanlığı'nda ek ödeme alacak personel ilişkin video yapmıştık. Orada sağlık işleri maalesef yine ek ödemeden mahrum bırakılmıştı. Bilginiz olsun bakın hemen sol tarafta duruyor. Sağlık Bakanı ek ödeme alacak personelin tam listesi orada 25 maddede var. Sol taraftaki videoyu da izleyin arkadaşlar. Sizleri ilgilendiriyor. Bilginiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Sol taraftaki videoyu şu an tıklayın. izleyin arkadaşlar diyorum. Hayırlısı olsun. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.